Şimdi şehir merkezine geldim ben. Buraya gelmişken Velik oturdum, buraya gelmişken soğuk bir bira içmemek olmaz dedim. Bir kafeye oturdum, açık hava kafesi. Hem biraz esiyor burası, hem şuradan hem şuradan açık olduğu için. Şimdi saat 5'e geliyor. Yavaş yavaş gitsem mi diyorum, uzatsam mı diyorum ama şimdi Velik Oturnoğlu öyle bir şey ki iki bölüme ayrılmış. O diğer bölüme geçmek için bir araca ihtiyacınız var ya da bir otobüs, belediye otobüsüyle gideceksiniz. Ama önemli yerlerini gezdim ben. O nehir boyunca olan kısımlarını gezdim. Gerçekten çok güzel bir şehir. Yani benim beğendiğim bir Pleven vardı. Ya da Plevne artık kim her ne diyorsa. Rusya'yı fazla o kadar çok etkilenmedim ama Velika Turnova gerçekten de Tarnova ya da her neyse etkiledi beni. Çok güzel bir şehir. Ekonomisi gelince bir tık, çok pahalı değil ama bir tık pahalı var. Burası için Logadere, burası için de normal, hafif turistik. İnsanları gerçekten burada güler yüzlü. O benim hoşuma gitti. Onun dışında gezip görülebilecek gerçekten çok yeri var. Hani burada böyle oturmuş bir iş yeri ağı var mı bilmiyorum ama gerçi Wikipedia'dan ben bayağı bir inceledim. Onun açıklama kısmına bırakırım ya da siz bakarsınız Belko Tarnova yazıp da Wikipedia'ya. Gerçekten de güzel yerleri var. Esnaflık var burada çoğunlukla. Şirketler var. Birkaç tane fabrikalar gördüm ben ama o kadar aşırı değil. Yani biraz böyle otantik, biraz turistik olarak karşılaşmış. Çok güzel bir yer ama. Bulgaristan'a gelirseniz mutlaka bir gelin buraya. Buraya bir gelin. Kalesine gidin. Sinekleri var sadece kalenin. Onun dışında kapalı şeyi var. Pazarı var. Çok güzel. Oraya mutlaka bir gidin. Gezin derim ya. Bir şey kaybetmezsiniz, kazanırsınız genel kültür anlamında. Hele bir de Bulgarcanız varsa tadından yenmez. Şimdi biram geldi. Ben onu ufaktan götüreyim. Şimdi bu karıdan da buz istediydim. Anlamadı herhalde. Buz isteyeceğim. Buz olmadan olmaz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bardan çıktık, kafe bar ya da ne dersiniz deyin ya. Çıktık. Toplamda 2 bira ve patates cipsine 13.40 ödedim. Normal. Hem de çok normal. Bira 3.5. 14. 7.14. 7.5 herhalde. 7.5'da patates almışlar ama normal. Resmen karnım doydu ya. Yani zaten garson kız verdi. Verdikten sonra 3 adım attı, döndü, baktı, gülümsedi. Dedi nasıl geçirdim sana ama. O ne? Bir şey var orada. Hemen şekil değiştiriyoruz. Gidiyoruz. Gördüğünüz şeyi teyit edelim. Açık hava konseri gibi bir şey ama bu ne güzel bir şeymiş bu. Şuna baksanıza.
Ukrayna plakalı bir Lada Vega. Bunu burada gördüğüme inanamıyorum. Ukrayna savaştan kaçıp gelmiş herhalde. Ey, ağızlarını tadını biliyorlar. Ey, nereye geleceklerini de biliyorlar. Arkadaşlar şu anda otogara doğru gidiyorum. Güzel bir gün oldu. Dolu dolu, top dolu bir gün oldu. Şimdi Velika Tarnova ile ilgili kısaca bir görüşlerimi bildireceğim ben. Nasıl anlatayım size? Modernlik de klasik bir arada yaşayabilen bir yer. Evleri yaşayabilir, yaşanabilir evleri yeni. Yani o hani Schumann'daki gibi, Targoviç'teki gibi öyle 1980'li yıllardan kalma evler değil, belli zaten. Mimarisinden, iş görmüşünden. Yeni oldukları belli. Eski yapılar ise şeyden kaynaklı. Hani buram buram tarih kokan yapısını bozmamak için korunmuş yerler. Onlar, o belli. O yapılar. Eski binalar yok mu? Var. Ama artık çok seyrek kalmış. Yani buralar biraz daha gelişmişlik gösteren bir yer. Nedense bilmiyorum. 1,5 yıldır falan Bulgaristan'dayım ben. Velika Tarnova'yı hep bir köy zannediyordum ben. Nedense. Ama çok güzel bir yermiş açıkçası. Çok beğendim ben. Burada yaşanır mıydı? Yaşanırdı ya. Çok da güzel yaşanırdı. Ama coğrafya kaderdir. Yapacak bir şey yok. Bulunduğumuz yerden de şikayet etmemek lazım. Allah beterinden saklasın. Neyse ben şu otogara doğru gidiyorum. Otogara kadar bir çekim yapmayacağım zaten. Son gitmişken bir otogarda şöyle bir çekerim. Hani oranın otogarı nasıl? Geliş giriş saatleri nedir? Otobüs tren saatleri falan nedir? Onları da hep çekerim. Ondan sonra kapatırım zaten. Yeter. Akşam saat 7'ye doğru geliyor zaten. Havada kararacağım gibi diyor. Yine harbi buhranlı bir hava. Ama kötü değildi. İyiydi yani bugün. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Abone değilseniz abone olun. Sorularınız varsa Instagram ve Facebook'tan ayrıca uzun yazılarınız varsa yani görüşleriniz varsa e-mailimi kullanabilirsiniz. Yorumlardan da yazabilirsiniz. Sadece yorumlar üst üste bindiği zaman bazen kaçırabiliyorum. Ama yine de görüşlerinizle ilgili yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Tekrar görüşmek üzere. Yeni bir videoda, yeni bir hayata dair videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.